Sevgili arkadaşlar, katıl butonuna ait ilk dersimize başlamadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben şimdi SolidWorks tasarımlarını her zaman SolidWorks 2019 sürümüyle tasarımları yapıyorum. Sizlere katı modelleri verirken o dosyaları açabilmeniz için sizlerin de 2019 sürümü veya üst sürümüne geçmeniz gerekiyor. Eğer sizde mevcut SolidWorks 2019 değil de alt sürümler varsa 2018-2017 gibi alt sürümler varsa sizlere vereceğim tasarımları açamayacaksınız. Bu yüzden sizlere video altında 2019 sürümünü link olarak ekleyeceğim. Bakın şurada WinRAR dosyasını sizlere ekleyeceğim. Bunu kurarak 2019'a geçebilirsiniz. Eğer mevcut sürümünüz 2020 ise sorun değil onu açabilirsiniz. Her zaman tasarımla üst sürümdekini açarsınız ama alt sürümdekini açamazsınız. Bu yüzden de bunu hatırlatmak istedim. Çünkü ben 3 farklı bilgisayar kullanıyorum ve üçünde de benim SolidWorks'lerim crackli değil lisanslı. Lisans olduğundan dolayı biz buna para veriyoruz ve lisans süresi boyunca bunu kullanmamız gerekiyor. O yüzden 2019 sürümünü ben kullanmaya devam edeceğim. İkinci bir kısım ise e, tasarım yaparken e, profiller kütüphanesini eklemenizi istiyorum. Onu da video altında ekleyeceğim ve burada size nasıl eklendiğini göstereceğim. Şimdi parça düzlemini açarak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bunu da fontum beyaz yapayım. Ön düzleme geliyorum şöyle rastgele bir çizgi çizdim. Şöyle bunu profil komutundan katı modele çevireceğiz. Böyle geliyorum, profil oluştur diyorum. Bakın burada sizde ISO ve inç vardır, ISO 2 yoktur. ISO 2 bütün profillerin depolandığı bir kütüphane. Bu normalde SolidWorks'un kendi içerisinde bulunmuyor, biz bunu yama olarak kendimiz ekliyoruz. Bakın burada kare tüptür, kare profildir. Birebir imalatta kullandığımız ölçülere uygun profiller burada. Şimdi ben bunu nasıl size göstereyim ve video altına link olarak da size bırakacağım. Şöyle kapatıyorum. Bakın burada ISO 2 var. ISO 2'yi şöyle dışarı çıkartacağız. Buraya ayıkla diyorum. Masa üstüne ISO 2 aldı. Şimdi bilgisayarıma C'ye geliyoruz. Buradan Program Flex'e geleceğiz. Solidworks Cop diyoruz. 2018 kısmına ve Solidworks'e diyorum. Buradan Lanka geleceğim. Turkish ve Wellmet Profil. Bak Bakın burada e, sizde şu dosya başka yerde olabilir. Yani kurulum aşamasında nereye kaydettiğiniz önemli. E, asıl amaç şunu bulmak. Yani profiller kütüphanesi bulmak. Wellmet Profili ulaşmak. Bir kez tıkladığımızda bakın burada ISO 2 ve diğer e, profiller ekli. Buradaki mevcut ISO 2'yi buraya çekip bıraktığınızda artık siz de kütüphanenize eklemiş olacaksınız. Bu şekilde e, diğer bir kısım ise e, klavye kısa yolları. Onu da göstereyim. Mevcut e, benim kısa yollarla aynı olmasını istiyorum. Zaten iki tane var. Diğer yerleri e, normal mouse'ta veya klavyemizden yapabiliriz. En çok kullandığım kısa yolları size göstereceğim. Şimdi şuradan bakın yukarıdan ayarlar kısmından kişileştir kısmına geliyoruz buradan klavye kısmına geleceğim. Bakın burada ilk olarak ölçüm yazıyoruz. Metremizi her zaman klavyemizden M tuşuyla yapacağız. Bakın burada M'ye bir kere bastığınızda artık bu komut M tuşuyla çalışacak. İkinci bir klavyemiz ise dik bak komutu. O da parça yüzeyine dik bastığımızda, dik baktığımızda e, space bar yani bak komutu e, space bar Buna bir kez bastığımızda parçaya dik bakacaktır. Hatta şöyle deneyelim. Bir tane rastgele parça çiziyorum. Unsurlara geldim. Ee, Arkadaş şu an render aldığından dolayı bilgisayar biraz yavaşlıyor haliyle. Şunu ray bir kapattım. Bakın klavyemizden space bar'a bir kere bastığımızda parçaya dik bakıyor. Klavyemizden M tuşuna bastığımızda ise İki düzlem arasında veya iki nokta arasında bize ölçülen bu şekilde kısa yoldan veriyor. Normalde ölçü komutu şuradadır. Biz bunu M tuşuyla daha kısa yola çevirdik. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Ee, seriye hızlı bir şekilde başlayacağız. Umarım faydasını görürsünüz. En güzel en iyi tasarımları sizlere hazırlayacağım. Sizler de umarım ileride iyi bir tasarımcı olursunuz. Ee, sadece tek yapmanız gereken azimle sabırla çalışmak ve yapabildiğiniz kadar uygulama yapmak. Benden bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum.